Merhabalar. YDS YÖK Dil Ön Hazırlık Eğitimlerimiz arkadaşlar tenslerle başlayacağız. Bütün gramer konularını aynı zamanda da reading ve kelime çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu video eğitiminde sizden istediğim şey egzersizlere geldiğimizde videoyu durdurup egzersizleri sizin yapmanız öncesinde sonrasında videoyu devam ettirip doğrularınızı kontrol etmeniz doğrularınızı ve yanlışlarınızı kontrol etmeniz gerekecek. Aynı zamanda reading ve kelime çalışmalarımız olacak. Bunlarda da aynı şekilde yürütmenizi istiyorum. Yani bir reading çalışmasıyla karşılaştığımızda öncelikle reading'i yapıyorsunuz. Bilmediğiniz kelimeleri çıkartıyorsunuz, çevirinizi yapıyorsunuz ve sonrasında da videodan benim anlatımımla doğrularınızı kontrol ediyorsunuz. Yanlışlarınıza bakıyorsunuz. Bu şekilde derslerimizi yürüteceğiz. Uzaktan eğitim ve video eğitimi olduğu için egzersizleri geldiğinizde durdurup kendinizin yapması oldukça önemli. Şimdi öncelikle tenslerden başlayacağız ve ilk tensimiz present continuous tens. Şimdiki zaman arkadaşlar. Bir kere zaten present şimdiki zamanı anlatır. Geçmişle alakası yoktur. Bir nebze future'la yani gelecek zamanla da alakalı olabiliyor. Yani biz bu present continuous'ı şu anda yaptığımız eylemleri anlatıyoruz ama Feature'la da alakalı olduğu durumlar olabiliyor. Zaten örneklerde göreceksiniz. Continuous'tan anladığımızda süreklilik. Yani şu anda devam eden eylemler. Şu anda gerçekleşen eylemleri anlatan bir tensimizdir. İlk olarak nasıl yaptığımıza bakalım. Use of the present continuous tense. İlk yapacağımız şey tabii ki bir cümle oluşturabilmemiz için önce bir öznemizin olması lazım. Özneyi S ile yani subject ile ifade ederiz. Öznemizin ardından yardımcı fiil olarak emizar kullanırız. Ve continuous olduğunu göstermek için de fiilimizin ayıncı haline getiririz. Yani şöyle ki, bakınız mesela öznelere göre bakalım. I. I'dan sonra am kullanırız değil mi? I am playing deriz mesela. In the garden. Ben bahçede oynuyorum. Now ekleyelim bunu da. Şu anda bahçede oynuyorum. Now'ı kullanmak zorunda değiliz elbette. Yani sadece bahçede oynuyorum da diyebilirsiniz. Şu an yaptığınız eylemleri anlatırsınız. I öznesinden sonra am yardımcı fiili. Bakınız bu yardımcı fiil. Sonra eyleminizi göstermek adına da fiilinizi inkle devam ettirirsiniz. I am playing in the garden. Bu ink değişmeyecek zaten. Mesela he, she ve it öznelerinde de bu kez yardımcı fiil değişecek. Is, he, she, it de is kullanıyoruz. Playing diyorum bu kez de. In the garden. Yine aynı şekilde. Tekil üçüncü şahıslarda he erkekler için o derken, she kadınlar için o derken, it de cansız ve hayvanlar için o derken kullanılır. O bahçede oynuyor. Yardımcı fiilleri bu üçünün de nedir? Is'dir değil mi? Sonra ara gelelim bakalım. We, you ve they öznelerinde ise are yardımcı fiilimizdir. Ve bakınız playing yine değişmiyor. In the garden şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar da we, biz demek, you, sen ya da siz demek, they, onlar demek. Yani çoğulu gösteriyor are playing. Yardımcı fiilimiz are. Fiilimiz aynen kullanılıyor. Gördüğünüz gibi özneye göre sadece neyi değiştiriyoruz biz? Emizarı. O bizim yardımcı fiilimiz. Temel fiilimizi yaptığımız eylemi de ing ekleyerek getirmiş oluyoruz. Olumsuzları nasıl? I am not playing. He, she, it, is not ya da kısaltılmışını daha çok görürüz biz bunları isn't playing Yani not'un kısaltılmışı an apostrof t şeklinde we you they are not ya da yine kısaltılmış hali daha yaygındır aren't playing diye ifade ederiz. Ben oynamıyorum. O oynamıyor. Biz, siz, onlar oynamıyorlar. Diye kullanabiliriz. Olumsuzumuz bu şekilde. Soru yaparken ne yapıyorum? Am I playing? Soru demek arkadaşlar. Yardımcı fiilin başa gelmesi demektir. Neydi yardımcı fiillerimiz? Emizar değil mi? Bunları başa getiriyorum. Sonra özneyi kullanıyoruz. Sonra da fiilimizin gerund halini kullanıyoruz. Is he, she, it playing are we you they playing yani aslına bakarsanız present continuous'ta bizim görmemiz gereken şey nedir bir emizar ilk olarak ister sorusu olsun ister olumsuzu isterse düz cümlesi olsun emizarı göreceğiz Ondan sonra da fiilimizin ayıncı halinde göreceğiz bir yerlerde. Ee, soru da olabilir işte olumsuz olabilir, olumlusu olabilir neyse. Sizin emizarı görmeniz mutlaka gerekli. Bakınız olumluda da emizarınız var. Olumsuzda da emnat, iznat, arnatınız var. O, soru cümlesinde de arkadaşlar yine emizarınız mutlaka olmalı. Çünkü emizar kullanmazsanız, present continuous gibi bir tense yapamazsınız. Yani tense yapamazsınız. Yani şöyle I playing diye bir cümle olamaz. Böyle bir cümle cümle değildir. Cümle demek özneniz olacak bir de öznenin ardından bir tense kullanacaksınız. Ne var tenselerimiz? İşte ilki present continuous. Sonra simple present gelecek. Present perfect, future, past, past continuous past perfect gibi tenslerimiz ilerleyecek ve genellikle biz zaten aslında bakarsanız iki tensimiz hariç bütün tenslerde bir yardımcı fiil kullanırız. Yani o yardımcı fiili mutlaka görmeniz, ardından bir tane daha fiil görmeniz gerekir. Şöyle ki, mesela bu emizar present ya, ayinci de continue ise, mesela bunun pastı, geleceğiz tabii ki bu konulara. I was playing. Bu kez ne oldu? Bakınız, playing sabit ama em am neye dönüştü? Vaza dönüştü, değil mi? She, he, it, was playing. Is neye dönüştü? Vaza dönüştü. You We, they, were playing dedim. Are neye dönüştü? Were'e dönüştü. Bu kez de past continuous. Bu emizar were point'ci present continuous'tur. Was, were'dan sonra gördüğümüz word point'ci de past continuous'tur. Ve yine ne kullanıyorum? Was, were gibi yine bir yardımcı fiil kullanıyorum. Çünkü tek başına ink yazamam. Yazarsam o tense olmaz. Cümle kurama. Cümle kurmanız için yardımcı fiil artı fiile ihtiyacınız vardır. İki tense doğrudan fiil kullanırsınız. Onlar da simple present ve simple past'tır. Diğer bütün tenselerde bir yardımcı fiilimiz olacak bize. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi present continuous'u nerede kullanırız? Bu tense ile temel olarak içinde bulunduğumuz anda yapmakta olduğumuz eylemleri anlatırız. Şu anda yaptığınız eylemler. Mother is in the kitchen now. Annem şu anda mutfakta. Ha, şimdi ne gördüm ama bakınız izim var, ayıncım yok. Sebebine geliyorum. She is cooking dinner. O yemek yapıyor. Akşam yemeğini pişiriyor. She'den sonra iz sonra fiilimizin ayıncı halini getirdik. Where is your sister? Kız kardeşin nerede? I think she is writing a letter in her room. Sanırım odasında mektup yazıyor. Is writing dedim. Bu is writing'in öznesi arkadaşlar she değil mi? Sonra şurada bir de I diye bir özne var. Onun ardından da özneden sonra biz hep ne yapacağız? Özneden sonra fiil getireceğiz. O zaman think de fiildir. She özne is writing de fiilinizdir. E neden böyle I am thinking demedi? Ona da geleceğim. Listen, dinle. They are talking about it, us. Bizim hakkımızda konuşuyorlar. They'den sonra are, sonra da talking, Ayıncıyı getirdim. Can you hear what they are saying? Onların ne söylediğini duyabiliyor musun? They öznemiz are saying fiilimiz. Değil mi? Yine burada they öznemiz are talking bizim fiilimiz yani tensimiz. Fiil demek tense demektir. Hangi tense bu? Present continuous tense. Şimdi şurada mother is in the kitchen now dedik ya. Now dememize rağmen is demişim ardından ayıncı getirmemişim. Sebebi şudur arkadaşlar. Emizar şeklinde kullandığımız yani present continuous işte burada yardımcı fiil olarak gördüğümüz şey var ya. Aynı zamanda bunun kendi başına fiil olarak kullanımı da vardır ve ben bu fiili sadece emizar şeklinde yazabilirim yani bu fiilin ink hali yok tamam mı yani I am a student diyorsunuz ben bir öğrenciyim dediniz değil mi bu emizar neye yarar özneyi tanımlamaya yarar öznenin durumunu anlatır size ve İngilizce'de durum bildiren fiillere ink getiremezsiniz. Mesela playe ink getirdim. Cook. Ne yaptım? Inkli yazdım, değil mi? Write. Inkli yazdım. Talk. Inkli yazabildim. Say. Inkli yazabildim. Sebebi ne? Yemek pişirmek, yazı yazmak, konuşmak, oynamak, bunlar eylem gösterir. İşin içinde hareket vardır. O yüzden bunları inkli yazarsınız. Ama durumunuzu anlatırken hastayım, öğrenciyim, işte o güzel o mutsuz gibi öznenizin durumunu anlatırken o kullandığınız oradaki fiil emizardır ve emizarında ayıncı hali yoktur. Emizar ayıncı getiremezsiniz. Ya da arkadaşlar bakınız burada I think düşünüyorum. Düşünüyorum diyorum. Zaten biz bu tensi nasıl çeviriyoruz? Yor diye çeviriyoruz değil mi? Yapıyor diyorum mesela yor diye bir çevirisi var bu tensin. Ama düşünüyorum derken I am thinking demedim. Neden? Çünkü düşünmek eylem göstermez. Durum gösterir. Ya da hepimizin bildiği kullandığı I know English diyorsunuz değil mi? İngilizce biliyorum. Bakınız yor dememe rağmen I am knowing diyemiyorum. Çünkü bilmek eylemi, bilmek diye bir eylem yoktur. Bilmek diye bir durum vardır bilmek, anlamak, düşünmek tabi bazı istisnai durumlarımız olacak onların kullanımları değişecek dolayısıyla ben burada mesela I think diyebiliyorum düşünce bildiriyor ya I am thinking diyemem ee, ve bakınız şurada I think she is writing a letter in her room dediğimde think'e ayıncı getiremiyorum bu nokta bir aklınızda kalsın ama bir think'e biz ayıncı getirebileceğiz sonra geldiğimizde Ondan bahsedeceğim. Başka nerede kullanıyoruz present continuous'u? Değişmekte olan durumları, olayları bu tense ile anlatırız. Mesela everything is expensive. Her şey pahalı. Yine ne yaptım? Emizar kullandım değil mi? İmpli bir şey getirmedim. Çünkü durum anlatıyorum burada. Her şeyin şu anki durumunu anlatıyorum. Ama diğer cümleye bakın. Everything is getting. More and more expensive. Her şey gittikçe pahalılaşıyor. Değişen bir durumu anlatıyorum ben. Giderek değişen bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden de ne yapıyorum? Emizarımı kullanıyorum. Sonra fiilimi ing şeklinde getiriyorum. Bu tensi arkadaşlar. Tomorrow, next week, next year, next summer gibi gelecek zaman zarflarıyla gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri anlatmak için de kullanabiliriz. Yani tomorrow ne demektir? Yarın. Nextler bize ne der? Gelecek. Next week, gelecek hafta, gelecek yıl, gelecek yaz dediğimde olacak derken will'i bildiğimiz will'i değil de emizdar ayıncıyı kullanarak feature anlam verebiliyoruz. Gelecek anlam verebiliyoruz. Bakınız. I am meeting and next Saturday. Gelecek cumartesi enle görüşüyorum. Türkçede de kullanırız değil mi? Yani yarın İstanbul'a gidiyorum. Aslında gideceğim yarın olacak o. Ama ben gidiyorum şeklinde de ifade edebiliyorum onu. İngilizce'de de aynı mantık var. I am meeting, I will meet yerine I'm meeting and next Saturday. They are giving a party next month. Gelecek ay bir parti veriyorlar ya da verecekler deyin. Ama şuna dikkat edin. Yani ben burada next'i kullandım. Niye burada are verb var diye düşünmeyin. Çünkü are verb inginin, yani present continuous emiz are verb future feature anlamı da söz konusudur. She is leaving Istanbul in two days. İki gün içinde ya da iki gün sonra İstanbul'dan ayrılıyor. Ayrılacak ayrılıyor. Aynı şey. Is living diyoruz. Yani bunlar bizim şu anda yaptığımız eylemleri anlatmıyor. Bu kez gelecek anlamı veriyor bize. Zamanı pekiştirmek içinse yani sınava yönelik çalıştığımız için arkadaşlar sınavda karşınıza ten soruları çıktığında zaten aslında buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani size cümlede verdiği zaman zarfına, zamanı gösteren zarfa ve bu zarfları gördüğünüzde de işaretleyeceğiniz tense emizar ayıncı olmalı. Ne varmış? Now, right now. Right now dediğinizde hiçbir şey değişmez. Now'ın anlamını güçlendirir. Şu anda, tam şu anda diyoruz. Şu anda oluyor. At the moment, at present. Yine şu anda, şimdi demektir. Currently son derece önemli bir zaman zarfıdır. Şimdilerde anlamını verir. Ya da bunun sıfat hali olan current arkadaşlar. Sıfat hali dedim. Sebebi şu. İngilizce'de biz sıfatların sonuna L'ye ekleyerek zarfa dönüştürürüz. Mesela clear. Clear açık net demektir. Clearly dediğimde açık net bir şekilde sıfatlar ne işe yarar? She is an attentive girl dedim mesela. O dikkatli bir kız diyorum. Girl isim ya arkadaşlar kız. İsimden önce kullandığınız o ismi tanımladığınız şey sıfattır. O bir kız değil, o nasıl bir kız? Dikkatli bir kız diyorum. Bu bir sıfat. Şimdi bunu zarfa dönüştürelim. She drives attentively. O dikkatli bir şekilde araba kullanır. Bu kez de sonuna L'ye getirdiğim sıfatı zarfa dönüştürerek L'ye ile ne yaptım? Eylemi anlattım. Ben burada ilk cümlede kızı tanımlıyordum. Burada ise eylemin nasıl yapıldığını anlatıyorum. O dikkatli bir şekilde araba kullanır. Yani biz İngilizce'de genellikle sıfatların sonuna L'ye getirip o sıfatı neye dönüştürürüz? Zarfa dönüştürürüz. Currently bir zarftır. Zaman zarfıdır. Ama onun sıfat hali current da yine bizi Emizar ayinciye götürebilen bir sıfattır. Bunları gördüğümüzde kullanacağımız tensler ne olacakmış? Emizar ardından verb ing olacakmış. Şimdi örneklerimize bakalım. Jack is lucky. Jack şanslı. Bakınız ne yaptım arkadaşlar? Jack'in durumunu tanımladım, değil mi? O yüzden Jack, he, she, it yani he tekil özne olduğu için izi kullandım. He is listening to Brahms music live at the Albert Hall at this very moment while we are sitting here in the office listening to the BBC orchestra on the radio. He is listening to... O dinliyor. Ne zaman dinliyor? At this very moment. Tam şu anda. At present, at the moment. Bakınız bir öncekinde gördük değil mi? At the moment. Very de yine bir zarf anlamını güçlendirmek için kullanmış. Brahms'ın canlı müziğini dinliyor Albert salonunda. Şu anda, tam şu anda. While we are sitting. Biz otururken. Nerede? In the office. Ofiste. Listening to the BBC orchestra on the radio. Şimdi şu listening'e geleceğiz. Ama bir bakalım öncelikle. We dediğimiz için ne yaptık? You, we, they are yardımcı fiili ardından ayıncıyı kullandık. He dediğimiz için is, he, she, it is ardından ayıncıyı kullandım. Ve bunları neden ayıncılı yazabildim? Çünkü eylem gösteriyor. Listen to, dinlemek, sit, oturmak değil mi? Bir hareket var işin içinde. Ama Jack is lucky dediğimde Jack'in durumunu tanımlıyorum ben. Aslına bakarsanız sınavda Böyle detaylar sorulmayacak. Fakat emizar çok kafa karıştıran bir şeydir. Hem bir yardımcı fiil olarak işte burada present continuous'un yardımcı fiili olarak hem de asıl fiil olarak kullanılıyor. Yani ize emizar arkadaşlar sadece yardımcı fiil muamelesi yapmayalım. A başlı başına bir fiildir de cümle oluşturur. Öznenizin fiilidir ve öznenizin durumunu tanımlar. E, ardından ayıncı geldiğinde ona ne dersiniz? Present Continuous dersiniz. Ardından ayıncı gelmiyorsa ona ne dersiniz? Present dersiniz. Ya Present'tır ya Present Continuous'tur. Ama Continuous yapamamışsınızdır sadece. Şimdi benim cümlede is listening ve are sitting şeklinde iki tane tensim var. İngilizce'nin İngilizce'de en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi budur. Eğer bir cümlede İki tane, üç tane, beş tane tens kullanıyorsanız bir eksik bağlacımız olmalı arkadaşlar. Benim iki tane tensim mi var burada? O zaman benim bir tane bağlacım olacak ki ben bu iki eylemi birbirine bağlayabileyim. O da nedir? While'dır. Peki while'ın bağlaç olduğu fikrine nasıl ulaşırım? Bağlaçlar cümleler arasında bulunur. Bağlaçtan sonra V özne are sitting fiili görüyorsanız eğer o zaman o v'den önce gelen şey sizin bağlacınızdır. Ya da bunu başa yazabilir bakınız. Şimdi bir cümle nasıl oluşur? Subject değil mi? Verb artı object şeklinde bir cümleyi oluşturursunuz siz. I am listening to the music dediniz. Müzik dinliyorum dediniz. Bu bir tane cümle arkadaşlar bir tane cümle yazdım. Fakat ben bir bağlaç kullandığımda while I am listening to the music. Ne yaptım şimdi? I öznesinin başında bir şey gördüm değil mi? Öznenin başında bir şey görüyorsanız o sizin bağlacınızdır. Bağlacı bu kez nereye yazdım ben? Cümlenin başına. E şimdi bir bağlaç varsa o zaman iki cümle olması lazım. I am listening to tek cümlede bağlacı ihtiyaç yok. Bu yüzden ne yapıyorum? İkinci cümleye geçerken virgül atıyorum. They are studying. Onlar ders çalışıyorlar. Ben müzik dinlerken onlar ders çalışıyor. Ne yaptım? Am listening ve are studying tenslerini iki tane present continuous'u aradaki virgülle asla bağlayamam. While gibi bir bağlaçla bağladım. Ya da bunu ortaya yazabilirim değil mi? Yani şöyle bu kez ikinci cümleye başı alırım. They are studying while bu kez virgül kullanmıyorum. I am listening to the music. Yine ne oldu? Are studying benim fiilim. They de özlem mi? Am listening to fiilim. I de özlem mi? Özneden önce ne gördüm? Bir, bir şey gördüm. Özneden önce gördüğünüz o şey arkadaşlar, they are studying ile I am listening to'yu birbirine bağlayan bağlaçtır. Hiç bilmediğiniz bir bağlaç olsun. Mesela hiç görmediğiniz bir bağlaç. Bilmiyorsunuz. Some are playing whereas others are talking dedim. Şimdi are playing benim fiilim mi? Are talking de benim fiilim. O zaman are playing'in öznesi onun öncesinde verilen some'dır. Bir fiilin özneye ihtiyacı vardır çünkü. Are talking fiilim ise öncesinde verilen others de onun öznesidir. E özne others o zaman öznenin öncesinde gördüğüm vereze ne derim ben artık? E o da bağlaçtır o halde değil mi? Ne yaptı? Some are playing ile others are talking cümlelerini birbirine bağladı. Yani iki tane fiil kullanıyorsanız bir tane bağlacınız olacak. Üç fiiliniz varsa arkadaşlar iki bağlacınız. Dört tane fiiliniz varsa üç tane bağlacınızın olması diye bu böyle gider. Şimdi are sitting is listening to benim fiillerimdi. Tamam. Present continuous'un gerekliliğini sağladılar bakınız. Önce bir emizar kullandım. Is, are. Sonra ing'yi getirdim. Ama şuna bakın. Listening to. Bu da ing'ci değil mi? Ama bakın öncesinde emizar falan var mı? Yok. O zaman bu -ing sadece bir -ing'dir. Tense değildir. Ne işe yarar? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani tek başına gördüğünüz, emizarsız gördüğünüz bir -ing asla tense olamaz. Ne olabilir? İsim olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir. Göreceğiz bunları. Diğer örnekte, the earth is getting warmer and warmer. Az önce dedik ya değişen durumları anlatır diye. Dünya gitgide ısınıyor. The earth nedir? It'tir değil mi? Dünya, cansızlar için biz ne kullanıyoruz? It'i kullanıyoruz. It is getting, continuous, hiç değişmiyor zaten. Dünya gitgide ısın ısınıyor. Which is raising the sea level. Ve bu deniz seviyesine arttırıyor. Yine bir neyim var? İzim ve ayıncım var. Yani benim is getting ve is rising şeklinde iki tane tense mi kullandım? İki tane present continuous tense kullandım. E bunları neyle bağladım birbirine? Bu kez de which bağladım işte. Virgül which arkadaşlar biz ve bu diye çeviriyoruz. Göreceğiz. Aa diyor ki why are you snuffling like that? Niçin böyle burnunu çekiyorsun? Soru cümlesi. Soru cümlesi nasıl yapıyordum? Önce emizarı getiriyorum. Sonra you özneyi. Sonra ing. Yani ben en nihayetinde yine bir emizar ing görüyorum. Niçin böyle burnunu çekiyorsun? B de diyor ki I am trying to decide what perfume you are wearing at the moment. I am trying. Gördük mü? present continuous, I öznesi. Are very, present continuous, you öznesi. O zaman you'dan önce gördüğümüz what neyimizdir bizim? Pahalıcımızdır. I am trying to decide what perfume you are wearing at the moment. Şu anda hangi parfümü sıktığını anlamaya çalışıyorum. At the moment, şu anda the judge, yargıç, is seeing, görüşüyor. Hem tanığın, hem sanığın, hem de tanığın avukatlarıyla özel olarak odasında görüşüyor demiş. Ising, the judge, yargıç. Bu meslek isimlerinde arkadaşlar he mi she mi bilmediğimiz için biz onları hep he diye kabul ederiz. Mesela the teacher diyor öğretmen. Öğretmeni he diye ifade edersiniz bilmiyorsanız. Ya da işte worker, işçi. Hi diye ifade edilir. Hatta İngilizce'de everybody, herkes, herkesi bile hi he gibi görürüz biz. Everybody is dersiniz. The judge is seeing both the defendant's lawyer and the claimant's lawyer privately in his chamber. Yargıç hem sanığın hem de tanığın neyse avukatlarıyla odasında görüşüyor özel olarak demiş. Privately gördünüz mü? L'ye sonuna L'ye aldı. Bu bir ne? Zarfa dönüştü. Private özel demektir. Privately de özel bir şekilde özel olarak. Şimdi bir present continuous paragrafımız var arkadaşlar. Buradaki present continuous'ları bakacağız. My name is Eric. İsmim Eric. This is our house. Bu bizim evimiz. Bakınız is benim ismim Erik. Durum var burada değil mi? This is our house. Bu bizim evimiz. Tanımlıyorum özneyi. I am in the hall now. Ben şu anda holdeyim demiş. Bakınız now dememe rağmen I am verb ing yok burada. Çünkü şu andaki yerimi anlatıyorum. Eylemim yok ortada. Ama bakın burada ne var? I am going to the kitchen. Mutfağa gidiyorum am bu kez neye dönüştü? Yardımcı fiile. Çünkü benim eylemim var ortada. Going to. My mother is there. Annem orada. Annemin durumunu yerini anlatıyorum. She is making dinner. My mother is yine ama bu kez ne var? Is'den sonra continuous bir fiil var değil mi? Çünkü bu kez iz arkadaşlar yardımcı fiil durumunda. My mother is'deki is iz asıl fiilinizdir. She is making dinner dediğinizde ise yardımcı fiilinize dönüşür. Çünkü buradaki eyleminiz make eylemidir. Yapmak. Akşam yemeği yapıyor. But I am very hungry. Ama ben çok açım. Durumu mu anlatıyorum yine. I want to eat something before the dinner. Yemekten önce bir şeyler yemek istiyorum. Bakınız I özneniz o zaman özneden sonra gelen şey ne diyeceksiniz siz fiil mi? Özneden sonra gelen şey fiildir. Ama fiilim ayıncı almamış yor dememe rağmen bir şeyler yemek istiyorum dememe rağmen ayıncılığı getirmedim. Neden? Çünkü istek bildiriyorsunuz. Eylem yok ortada. Durum var, duygu var, düşünce var. Yani I am wanting diye bir şey yok. I am knowing diye bir şeyin olmaması gibi. This is my mother. Bu benim annem. She is making dinner. O yemek yapıyor. Is durumu anlattım. Başlı başına bir fiil. Is making dediğimde ise is benim yardımcı fiilim oldu. Çünkü buradaki eylemi make eylemi. Hi mom, is the dinner ready? Merhaba anne, yemek hazır mı? Hi Eric, yes the dinner is ready. Yine yemek hazır diyorum. Yemeğin durumunu anlatıyorum. What is Emma doing? Emma ne yapıyor? Bu kez izimiz ne arkadaşlar? Yardımcı fiilimiz durumunda. Çünkü buradaki fiilim ne? Do. Yani yapmak eylemi. Emma ne yapıyor? I don't know. Bilmiyorum. Bilmiyorum dememe rağmen I am not knowing demiyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi no fiilini ing formunda kullanamazsınız. Bilmek durum anlatır. Can you call her and your father for dinner? Onu ve babanı yemek için çağırabilir misin? Emma is my sister. Emma benim kız kardeşim. Emma'yı tanımlıyorum kim olduğunu. Burada ise yaptığı eylemi anlatıyorum. She is sleeping at the moment. O şu anda uyuyor. Emma, are you still sleeping? Emma, hala uyuyor musun? Are, yardımcı fiilim. Sleeping, fiilim. Soru yaptım. Wake up, uyandı. Dinner is ready. Akşam yemeği hazır. Akşam yemeğinin durumu. Be quick Emma, we are waiting for you. Çabuk ol Emma, acele et. Seni bekliyoruz. Are waiting, we are. You are, they are. And I'm sure that, eminim ki, my father is watching TV in the living room. Babam oturma odasında eminim ki televizyon izliyor. Yine burada neyim var arkadaşlar? I am'im var. Değil mi? Bir de my father is watching TV var. Az önce ne demiştik? Bir cümlede iki tane tense görüyorsanız eğer bir bağlayıcı olması lazım. O da nedir? That'tir. İkinci cümlenin öznesinden önce gelen şey that. That'le biz cümle bağlayabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda bunları hep göreceksiniz merak etmeyin. Yes, my father is in the living room. Evet, babam oturma odasında. Ha bu arada The living room. Gördünüz mü? Tek başına gelen bir ayıncı. Başında emizar falan yok. Hatta başına the almış. İngilizce'de the'yı neler alır? İsimler alır. The, e, en gibi şeyler ismin başına gelen şeylerdir. Dolayısıyla o zaman bu living room isim arkadaşlar. Oturma odası. Ne odası? Oturma odası. Yani tek başına gelen ing bize continuous tense'i göstermez demiştik az önce. Sıfat olabilir, isim olabilir, zarf olabilir. Burada ne olmuş? Sıfat olmuş. Nereden anladım sıfat olduğunu? Room, oda demek. İsim. İsimlerden önce gelen şey nedir? Sıfattır. Değil mi? Az önce şuraya yazdınız bakınız. She is an attentive girl. Girl bir isim de Attentive de sıfattı demiştik. E, dolayısıyla room bir isimse öncesine gelen şey nedir? Sıfattır. The living room sıfat tamlaması yani oturma odası. Gördüğünüz gibi tek başına gelen ayıncı burada ne oldu? Sıfat durumuna geldi. Yes, my father is in the living room and he is watching TV. Evet, babam oturma odasında yerini anlatıyorum. Sadece izi kullanıyorum. He is watching TV. Burada da eylemini anlatıyorum. O televizyonu izliyor. Peki my father is. My father özne is fiilim. He öznem is watching fiilim ya. Bu kez bunları neyle bağlamış oldu? Tabii ki entle. The dinner is ready dad. Yemek hazır baba. Okay I'm coming. Tamam geliyorum. Bu tensin tomorrow, next week, next year, summer gibi eylemlerle, zarflarla gelecekte yaptığımız eylemleri anlatmak için kullanırız dedik. Ama arkadaşlar bundan bahsetmiştik zaten. Fakat bazı fiilleri continuous formda yazamayız. Az önce ne dedim? Mesela no fiili değil mi? Durum gösteriyorsunuz. Think, düşünmek, want, istemek. Bu fiiller çoğunlukla eylem hareket bildirmeyen, durum, his, düşünce ifade eden fiillerdir. İşte bu fiilleri cümleyi her ne kadar your diye çevirseniz de cümlede now, at present, at the moment, currently kullansanız da ing formunda yazamayacağınız fiillerdir bunlar. Neler var mesela? Think. Think'in öncesine yıldız eklemişiz. Demek ki şöyle anlayın bu yıldızlarda. Bu yıldızlarda arkadaşlar bunun ayıncı hali de var. Yani ben bunu ayıncı halinde de kullanırım. Ama bir koşulunuz var. Realize. Realize'ın anlamı anlamak, fark etmek. Yani understand de aynı. Eylem yok ki ortada. Forget. Unutmak. Mean. Demek istemek. Eylem yok. Bakınız hareket yok bunlarda. Suppose. Düşünmek demektir yine. Notice. Fark etmek anlamını verir. Feel, hissetmek. Feel'ın mesela bir de dokunmak anlamı var. Orada yenge alabiliyor. Çok önemli değil. I feel good dersiniz mesela. İyi hissediyorum. Ee, hani şarkı sözde vardır böyle. Want, istemek. Değil mi? Bir istek var ortada. Yani bir hareket yok. Believe, inanmak. Recognize, tanımak, kabul etmek. Doubt, şüphe duymak need, ihtiyacı olmak, imagine, hayal etmek, know, bilmek, remember, hatırlamak, prefer, tercih etmek, love. Bunlar da duygu bildiren fiiller arkadaşlar. Bunlara ayıncı ile yapamazsınız. I love, I love you, seni seviyorum deseniz, deseniz bile I am loving you demiyoruz değil mi? Dislike, hoşlanmamak, wish, istemek, aynen want gibi. Hate, nefret etmek. Ne var burada? Hep duygu var. Appreciate, takdir etmek, beğenmek. Fear, korkmak. Care, bakmak, ilgilenmek. Yani umursamak daha doğrusu. Forgive, affetmek. Like, hoşlanmak. Love, like. Dislike, olumsuzu. The test, the test hoşlanmamak arkadaşlar. Yine bir ne var? Bir duygu var. Envy, anyway, kıskanmak. Desire, arzu etmek, istemek. Yine bakınız istek gösterenler, duygu, düşünce, beğenmek, beğenmek gibi ifadeler, sahiplik bildiren fiiller, Have. sahip olmak. Mesela iki kız kardeşe sahibim diyorsunuz değil mi? I have two sisters. İki kız kardeşim var. I am having demezsiniz. Fakat have'e yıldız koymuşuz. Çünkü having ayıncılı bir hali de var. Possess, sahip olmak. Own, sahip olmak. Belong, sahip olmak demektir. Sahiplik beliren fiillerle, duygu belirten fiillerle, düşünce belirten fiillerle continuous tense oluşturamayız. Duyu fiilleri arkadaşlar. Smell. Yıldızlı bakınız bunlar. Neden? Demek ki bunların ing hali de var. Değil mi? Yani ben bunları ing ile de yazabiliyorum. Smell, kokmak ya da koklamak. Taste, tatmak ya da tadı olmak. Feel, hissetmek ya da dokunmak. Hear, duymak. Ya da şu ya da şu dedim bakınız. Kokmak ya da koklamak. İşte bu anlamlarının farklılığından dolayı eylemle gösterebildikleri için bunları ayıncı formuna da sokabiliyoruz. Look, gibi görünmek demektir. Ama look at, look up, look for dediğimizde ayıncılığı yazabileceğiz. Way arkadaşlar. Bir anlamı tartmak, bir diğer anlamı da nokta nokta kiloda olmak, kilosu olmak demektir. O, borçlu olmak, B olmak, B nedir? Emizardır işte, emizarın çekimli hali. Promise, söz vermek, eylem yok. Consist of, den oluşmak. Seem, gibi görünmek. Cost, maliyeti olmak. Exist, var olmak. Refuse, reddetmek. Include, içermek, Bunlar aynı. Appear, seem, look. Bunların üçü de aynı arkadaşlar. Gibi görünmek. Advise, tavsiye etmek. Contain, yine içermek. Bu da bu gruba dahil. Consist of, include, contain. Sound arkadaşlar, kulağa gibi gelmek demektir. Bu fiillerin anlamından çok ben burada yapılarının arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Şimdi non-progressive dediğimiz progresif yapamayacağımız yani continuous yapamayacağımız durumlar progressive dediğimiz durumlara da continuous'a dönüşebilir halleri. Hani şu yıldızlar vardı ya işte o yıldızların ING alamayan durumları ya da ING alabilen durumlarıyla devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım. Şimdi bakalım bunlara. Think. Think'in bir anlamı sanmak, zannetmek arkadaşlar ya da düşünmek değil fark etmez. Aradaki fark bakınız I think ayıncısız geldi değil mi? Burada ise I am thinking ayıncılı geldi. Aradaki fark nedir biliyor musunuz? I think she is a student ya da I think that şöyle parantez içinde yazayım that she is a student dediniz. Şimdi I think. Think'in bir öznesi var I. Is'in bir öznesi var she. İki tane cümle var burada değil mi? I think she is. Özne fiil, özne fiil olarak görüyorsanız orada iki cümle vardır. İki cümle için bize ne gerek dedik? Bir bağlayıcı gerekli. Ama burada o bağlayıcıyı yazmamış. Çünkü o bağlayıcı arkadaşlar dettir ve det cümleden çıkartılabilir. Ama ben orada detin olduğunu bilirim. Neden? Ne dedik? Özne var, fiil varsa. Burada da özne ve fiil varsa bu iki cümleyi birbirine bağlayan bir şeye ihtiyacınız var. Göremediğiniz bir şey söz konusuysa o dettir. O yüzden think devamına det alıyorsa ya da think devamına başka bir cümle alıyorsa she is gibi o zaman o think'e ben ayıncı getiremem. I am thinking diyemem. Fakat ikinci think'e bakın. I am thinking about going abroad next year. Bu think'in ardından that ya da başkaca bir cümle görüyor muyuz? Hayır. Bu think ne almış? About almış. Bir de ne alabilir? Of alabilir arkadaşlar. Think about, think of dediğinizde işte bu thinki, ayıncı şeklinde yazabilirsiniz. I'm thinking about going abroad next year. Gelecek yıl yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. See. Bir anlamı görmek demektir. Bir diğer anlamı görüşmek. Az önce hani yargıç hem işte sanığın hem de tanığın avukatlarıyla görüşecek diyordum ya. Seen'in bir anlamı görüşmek, bir diğer anlamı görmek. Şimdi görmek dediğinizde bakar ve görürsünüz. Bakmak ve görmek aynı şey değil. Bakmak bir eylemdir ama görmek anlık bir şeydir, durumunuzu gösterir. Fakat görüşmek dediğinizde bir süreç girer işin içine. Right now, şu anda I am looking out of the window. Pencereden dışarı bakıyorum. Gördünüz mü? Ayıncı. And I see lots of people in the street. Ve caddede birçok insan görüyorum dememe rağmen, your dememe rağmen I am seeing diyemem. Çünkü I am seeing dersem görüşmek anlamını veririm. Şuradaki gibi. The doctor is seeing his patient now. Doktor şu anda hastasını görüyor değil Hastasıyla görüşüyor. Smell. Bir anlamı kokmak. E kokmak diyorsam, burada bir eylem yok bir şeyin durumunu anlatıyorum. Ama koklamak dersem burada bir eylem var. This perfume smells very nice. Gördünüz mü? I ING yapamıyorum. Bu parfüm çok hoş kokuyor. Parfümün durumu. Ama diğerinde look, mother is smelling the flowers. Bak, annem çiçekleri kokluyor. Aradaki farkı şöyle ayırt edebilirsiniz. Özneye bakın arkadaşlar. Özneniz This perfume, cansız bir özne. Burada ise özneniz bir şahıs. Şahıs bir eylem yapar. Yani şahıs koklamak eylemini yapar. Bir nesne ise yani cansız bir özne ise kokar. Böyle değerlendirin. Yani bu yapılarda smell, taste fiillerinde smell ve taste de özellikle özneye bakın. Feel fiili de genellikle öyledir ama biraz bir tık farklılık olabiliyor. Taste bir nesnenin tadından söz ediyorsak, tadı olmak demektir. Taste tadına bakmak, tatmak. Yani bir nesnenin tadından söz ediyorsam o nesnenin tadını anlatıyorum, tanımlıyorum. Ama tadına bakmak diyorsam bir eylem ortaya koyuyorum. Bakınız, this soup tastes awful. Bu çorbanın tadı korkunç. Yine ne oldu? Continuous yapamadım. Neden? Özlem cansız özne. Çorba Diğerinde look. The judge are testing my dish right now. Jüri benim yemeğimi tadıyor şu anda. Bu kez öznem ne arkadaşlar? Şahıs değil mi? Yani özneye bakarak canlı, cansız, özne durumuna bakarak bunları continuous yapabilir ya da yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Feel. Bir nesnenin bize verdiği duyguyu ifade ederken. This pillow. Bu yastık feels very hard. Çok sert. Fe, feel e arkadaşlar hissetmek demeyeceğiz. E, çok sert, çok yumuşak, çok e, ne diyebiliriz? Kaygan vesaire. Durumunu anlatırken bize verdiği hissi. Bu yastık çok sert bir his veriyor. Böyle de çevirebilirsiniz. Yine ne oldu? Özne cansız bakınız. Diğerinde ise hissetmek. I'm feeling better now şu an daha iyi hissediyorum. Ne var? Değişen bir durum var zaten bir kere. Bir de hissetmek anlamını veriyorsunuz. Look. Look arkadaşlar devamına hiçbir şey almıyorsa gibi görünmek demektir. Look'a sakın bakmak falan demeyin. Look tek başına görünmek. You look ill. Hasta görünüyorsun. You had better go home. Eve gitsen iyi olur. Durumunu anlatıyorum. You look ill you are ill gibi bir şeydir. Hastasın gibi. Ama look ne zaman ki bakmak, aramak, incelemek anlamı verir. O zaman eylem gösterir ve ing ile kullanılır. Bunu nereden anlarım? Look'un devamında edat varsa. Edat nedir? In, on, at, into, by gibi preposition'lardır arkadaşlar. Mesela look at. İşte bakmak budur. Look bakmak değil. Look at bakmaktır. Look out of den dışarı bakmaktır. Look into içine bakmaktır. Look up yukarı bakmak ya da aramak demektir. Look for aramak demektir. Search for gibi. Look'un devamında böyle edatlar görüyorsanız o look'u ayıncı formunda yazabilirsiniz. Niçin camdan dışarı bakıyorsun? Weigh bir nesnenin ağırlığını söylerken. The baby weighs 6 kilograms. Bebek 6 kilogram ağırlığında. Bebeğin durumu. Eylem yok. Ama weigh bir de tartmak demektir. The butcher is weighing the meat now. Kasap şu anda eti tartıyor. Have. Have arkadaşlar sahip olmak. Sahip olmak ama ayıncı getiremem. I don't have much money now. Şu an çok param yok. She has two brothers. Onun iki erkek kardeşi var. Ama having bir de yapmak anlamı vardır. She is having breakfast now. Şu an kahvaltıya sahip der misiniz? Şu an kahvaltı yapıyor. We are having a party next week. Gelecek hafta bir parti yapıyoruz. He yapmak anlamındaysa ayıncı alabilir, sahip olmak anlamındaysa ayıncı alamaz.